Efendim hepinize merhaba. Bu görmüş olduğunuz Arçelik Robolio 700 watt gücünde, yani 700 watt elektriği bulduğu anda çalışır. Önce bunun kablosunu takarak işe başlıyorum. Şimdi şurada bunun sabitlenme yeri var. Şöyle takıp oturtmalıyız. Ondan sonra bunu şu anda herhangi bir kapak koymadan ya da herhangi bir bıçak da koymadan gösteriyorum. Ancak bunu diyelim ki blender denilen doğrayıcı, parçalayıcı cismi kullanırsak, yani bu amaçla kullanırsak demek istiyorum. Bunu şu şekilde yerleştirelim. Sonra da bunun üstüne bıçaksız olarak, yani doğrama yapmayacağımız için biraz ama kapalı olması gerekir. Şu çıt sesini duymak zorundayız. Şimdi şurada açma kapı, hızlı açma. Bakın çalışıyor. Şimdi bunu çıkarıyoruz. Ya da çıkarmasak da olabilir. Çünkü bir engel yok bize. Bu birinci özelliği. Şimdi bunun içine katı meyve sıkacağı olarak kullanmak istersek şöyle bir şey yerleştireceğiz ve üstünü de yine kapatıp buradan birden 8'e kadar sayılar geçerli olmak üzere şuradan açacağız. Şimdi şuradan da bu ittirici, yani meyvelerimizi buradan aşağıya doğru inip yani doğramaya ya da parçalamaya yarayan bir özellik olarak bunu böyle hazırlamışlar, ittiriyoruz. Bu bir özellikti. Daha doğrusu ikinci sebep özelliği ortaya koymuş oldum. Şimdi limon sıkma özelliğini de göstereyim. Önemli bir şey ki benim gibi Akdeniz bölgesinde Torosların, yani Akdeniz kıyılarında yaşayan insanların çoklukla limon ihtiyacı hissettiğini sanırım herkes bilir. Şimdi bunu da açma kapamadan ziyade şuradaki min yazan kısma getirmeliyiz. Daha fazla olmaz. Yani limonu kestiğiniz zaman şuradan elimizle böyle tutup ittirmeliyiz hafiften hafiften. O zaten döndükçe içini boşaltır. Bu özelliği de gösterdikten sonra biraz zorlanmalı açılıyor. Böyle koyduktan sonra şimdi
Şuradaki doğrama özellikleri, bu doğrama özellikleri şu rende dediğimiz şeylerin en ince ve en hafif ya da en kalın neyse tabii en fazla ihtiyaç duyduğumuz daha ince olan doğrayıcı bu şekilde. Tabii şuraya da bu cihazımızı takacağız. Onun üzerine bunu oturtacağız. Sonra da bunun tabii üstünden yine atacağımız için şu kapak gelmesi gerekiyor. Yani şu kapağı açacağız. Buradan atı üstüne doğru ittireceğiz. İster böyle şeyle, ister daha şeyle. Şimdi yaptırırız. Böyle bir özellik daha. Bu şekilde de kullanım mümkün ama bence en uygunu yukarıdan ittirme. Bu da bir kapak türü. Yani katın elini sıkacakları için de bu. Bunu da çıkarıyoruz. Kablonu
çıkarmamız gerekir ki bunu çalışabilsin. Şimdi bunun da üstünü yine kapatacağız ama bunu kullanma acı içine fındık fıstık kalabalığından bir şeyler doğru yapacağız. Yani tabi burada hemen şöyle koyar koymaz oturduğunu zannetmiyorum. Şu kısmın şu tepeye gelmesine özen gösterir ki rahatlayabilirim. Buradan yukarıdan ittirmeye gerek yok. Buradan yine buna basarak gösteriyoruz. Doğrayabiliyor. Bu da böyle. Şimdi bu acelik robotunun başka bir özelliği de var. Bu da nedir? Hamur yoğurma deniyor da çırpıcı, doğrayıcı, çırpıcı olarak kullanmak. Çırpıcı olarak kullanmak için şu şöyle olması yeterli ama buraya da bunun takılırsa daha uygunum. Ama tabi bıçaksız çalıştırabiliriz. Bunun da atılırsa aşağıya engel olmaması için olur ya, bıçakla çalıştırırız. Hamur yoğururken buna bıçak değil, başka bir şeyden yararlanma düşünülmüş ki bu bıçağı çıkarıp şu karıştırıcıdan yararlanıyoruz. Yine kapağı ve kapatıldığı zaman çalışıyor. Evet, bir arçelik mutfak robotu olan arçelik robotu size tanıttım. Umarım beğenmişsinizdir. Hayatımızı kolaylaştıran etkenler mutlaka el işler, alet işler, el övünür denilir. İşte aletler olmadan elimiz, yüzümüz, gözümüz ya da bedenimiz çok fazla bir işe yaramıyor. Yani ihtiyaç duyduğumuz aletlerle yapabildiklerimizin türleri, sayıları oldukça fazla oluyor. Yani çok artıyor. İşte bunun için bu aletleri kullandık. Ben bunları size tanıtmaya çalıştım. Beğenirseniz sevinirim. Yorum yazarsanız sevinirim. Bana destek olmak amacıyla abone olursanız ona çok çok fazla sevinirim. Sağ olun, var olun diyorum.